Hemen ilk fikramızla Karadeniz'e doğru fikra yolculuğumuz başlıyor. İzleyin. Zemal Bey. Evet, İdris Bey. Beni çağırmışsınız. Sizden ne istediğimi biliyor musunuz? Yok, bilmiyorum. Bu anahtar kaynanamın kaldığı odanın anahtarıdır. Sizden istediğim çok basit bir şey. Gece bizim eve geleceksiniz. Oradan çaktırmadan kaynanamın odasına gireceksiniz. Kaynanamı tutup camdan aşağı atacaksınız. Sizden istediğim bu kadar. Zemal Bey, bu çok tehlikeli bir işti. Niye ki ula? Ula, kaynananı camdan aşağı attığımda ya alttan biri geçseyse, kaynanan onun üstüne düşerse, adam el olsa, ula başımız belaya girer. Nasıl? Aleyküm selam. Lan nereye gittin sen böyle hışımla? Ya hiç sorma. Bugün bir köpek almıştım. He? Ula köpeği eve götürür götürmez köpek öldü. Yapma ya. Ula sendeki şansa bak ya. He ya. Ula köpeği bana satan adam köpeğin 10 yıl yaşayabileceğini söyledi. Ula köpek bugün öldü. Ula o adamı bulacağım. Ondan hesap soracağım. Ula Reşol sen de benimle gel. Hadi la. Ula yürü. Ula Reşol, bana köpeği satan adam işte budur. Ula yürü. Selam aleyküm. Ve aleyküm selam. Ula sen ne biçim adamsan ya? Niye kilo? Ula bana sattığın köpek için en az 10 yıl yaşa dedin. Evvela öyle söylemişim. Ula eve gittim köpek öldü. Ula oğlum ben müneccim miyim? Nereden bileyim köpeğin bugün 10. doğum günü olduğunu? Efendim, iş başvurularını hepimiz biliriz. 50 tane soru sorarlar. İnsanları çileden çıkarırlar. Sıkıntıdan sıkıntıya sokarlar. Ama bu izleyeceğimiz iş başvurusu bambaşka. Beraber izleyelim. Demek bu iş için bize başvurdunuz ha? Evet efendim. Adın soyadın? Sulhattin Yan Yatar. Yaş kaç? 27. Değilsindir de yine de bir sorayım. Evli misin? Evliyim. Çocuk var mı? Var. Kaç tane? 4. Vay maşallah. Yaşları kaç? En büyüğü 9. Sonraki 8, öteki 7, en küçüğü de 6 yaşında. Ondan sonra da yeter dedik, eve bir tane televizyon aldım. Ney? Selamına ne içiyor? Aleykümselam. Niyazi hayırdır ya? Niye moralin bozuk? Hastaneden geliyorum. Kaynanam intihara kalkıştı da. Ne dersin? Geçmiş olsun. Lan nasıl oldu ki olay? Ne bileyim ya. Dün akşam güzel eve oturuyorduk. Bir anda bunalıma girdi. Pencereyi açıp intihar edeceğim dedi. Ben de binanın içine başladım bağırma. Yetişin komşular. Kaynanam intihar ediyor. Yardım edin diye. Ulan Niyazi ya. Ulan Niyazi sen ne adamsın ula ya? Ya sen zaten evdesin. Kurtarsana kaynananı. Apartmandakilere niye bağırıyorsun ki? Yahu ben kaynanamı kurtarmak için yardım istemedim bu. Niye yardım istedin? O lanet olası pencere bir türlü açılmadı. Pencerenin açılması için yardım istedim de. Nasıl? Efendim. Şimdi Yankı Vadisi'ne doğru uzanıyoruz. Orada ne var ne yok hep beraber görüyoruz. Tabii ki gülmeye de unutmuyoruz. İyi ki getirdin kocacığım beni buralara. Harika yerlermiş buralar. Vallahi doğru söylüyorum. Buralar böyle çok mükemmel, şahane. Tevkale değillermiş ya. Burası neresi? Burası... Ya şu... Yankı Vadisi. Vallahi mi diyorsun lan? Dur ben bir deneyeyim bakayım lan. Hey! Abo!
Lan oğlum gidek lan biz. Kardeşim senin avrat burada kaldı. Lan oğlum benim avrat bekleyecek olsak sabah ederik lan. Benim avrat son sözü hep kendi söylemek ister lan. Niye din lan? Fadime Yenge ne oldu? Anlatsana, niye ağlıyorsun? Cemal, sorma benim başıma gelenleri. Hayırdır, ne oldu ya? Sen Temel'in yakın arkadaşısın. Temel'in he, arkadaşı. Annem rahatsızlandı. Gittim onu memlekete bakma. Temel'ime dün gece mesaj çektim. Yarın geliyorum diye. Bir de eve gittim, ne göreyim? Temel'imin yanına var başka bir kadın. Ben çıldırıyorum, çıldırıyorum Cemal. Sen onun yakın arkadaşısın. Oba bunu nasıl yapan? Vallahi Fadime yenge, senin gönderdiğin mesaj Temel'e ulaşmamıştır. Eğer ulaşsaydı Temel böyle bir şey yapmazdı da. Nasıl? Efendim, pişkin adamlar nasıl olur bilir misiniz? Bilemezsiniz. Aynı bu Fikra'da izleyeceğiniz adamlar gibi olur. İzleyin. Ooo, Cuğuşun, nasılsın la? İyi mi? Ne yapıp durun gari? İyiyim lan Bayram. Sen nasılsın? Nasıl olen la? İşte yuvarlanıp gidiyoruz. Görmüyor musun halimizi? Güzel. Dün ne oldu biliyor musun lan? Ne oldu la? Merkezdeki restoranta yemek yedim. Tam çıkıyordum. Parasını vermemişim gibi. Senin garson gelip beni böyle kötü kötü bakmaz mı lan? Kötüye bak hele. Sen ne yapıp edin gari? Ben de sanki parasını vermiş gibi yürüdüm, çıktım gittim. Öyle. Ula İdris. Ne zaman? Ya senin ne işin var buraya? Bırak. Ben bu mahallede oturmuyorum mi? Ya sen mi hesap vereceğim? Tamam da senin cenazen yok muydu bugün? Ha, sen karımın cenazesinden mi bahsediyorsun? Tamam işte de karının cenazesi yok muydu? He var idi. Ula o şu karının cenazesi var. Senin ne işin var buraya? Ula işe gidiyorum da ben işimi aksatamam. Sen şimdi bugün sallayacak mısın? Ya Cemal sen beni tanımıyor musun? Ben prensip sahibi bir adamım. Önce iş sonra keyif. Tamam mı? Nasıl? Hadi bay eyvallah. Efendim, şu Güneydoğulu Maho ağayı, hemşerimiz Maho'yu hepiniz tanıyorsunuz herhalde. Hani var ya şu cimri Maho. Yine başta olduğu Maho vardır. Maho var ise bol bol da kahkaha vardır. İzleyelim. Ya o ne? Vay ben öyle Ula Maho, ne oldu lan? Ula bu hayat pahalılığı ne olacak ya? Ya o kadar çok pahalılık var ki, sen hangisinden bahsediyorsun? Ula benzin, ha benzin, kırım. Benzin mi? Ha benzin. Ula benzin fiyatları gene fırlamış. Vallahi benim için çok kötü oldu ha. Yo, sana ne benzin fiyatlarından? Ha? Yoksa senin araban mı var? Yok ya, ne arabası? Yeni bir çakmak almışım da benzinli. Namussuz, çok yakıyor ya. Uy. Bak bak çabuk çabuk bak göreyim üstünü, göreyim üstünü lan. Yo. Ulan nasıl göremiyorsun da bak gidiyor işte de bak 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 bak. Ulan ne gidiyor? Ulan bakanın arabası gidiyor ulan. Tiii kaçıyordun önü. Köşeyi döndü gitti ya. Neyse ya göremedim. Boş. Lan bak 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 göreyim misin lan? Ne ula? Ulan baksana Fatih tekke gidiyor lan. Ula hani Fatih tekke? Ula hani baksana köşeyi dönecek ulan çabuk bak ya. Ula göremiyorum. Tiii. Ulan gene kasırdın önü döndü köşeyi ya. Gene mi gitti? Gitti.
Hey Allah kahretsin ya, gene göremedin. Ya kardeşim sen de burnunun dibini göremiyorsun be. Neyse. Ulan gördün mü? Gördüm. E madem gördün onu kardeşim, inek pistuğuna niye basıyorsun? Nasıl? Efendim sıradaki fıkramızı ilk aşkını unutamayanlara ithaf ediyoruz. İzleyin çok güleceksiniz. Sabahtan belli bakışır dururuk. Ele güzel sen ki sana bakmaya doyamıyorum. Çok mu sevirsen beni? Hem de nasıl? Annem geliyor yollayacağım sen istesinler. Sakın ha, daha zamanı var. Zamanı geldi geçir bile. Yok, biraz daha tanıyak birbirimizi. Yeteri kadar tanıyorum seni. Seni çok seviyorum. Ben de seni seviyorum. Ya Didem, ilk aşk gibisi var mı? Ne kadar güzel he mi? He, haklısın. Ama seni tanıdığıma da çok memnunum. Hey. Ya Dursun, sen ne işin var buraya? Hiç sorma Cemal ya. Cenaze işlemleri için gelmiştim. Kim eldi ulan? Ya kim elmedi ki? 20 kişi eldi ya. 20 kişi mi? Ve 20 kişi nasıl eldi? Emicem mi? Gömerçen eldi. La Emicem de mi eldi? Emicem de eldi ya. İyi de o 20 kişi Emicem'i Gömerçen nasıl eldi? La biliyorsun Emicem eski bir kaptan idi. Biliyorum. Emicem'in bir vasiyeti vardı. Ben alırken beni denizin dibine gömün diye bir vasiyet bırakmış idi. Bu 20 kişi de Emicem'i Gömerçen hepsi boğuldu gitti. Nasıl? Efendim, sıradaki fıkrayı izleyince hem çok güleceksiniz hem yepyeni şeyler öğreneceksiniz. Fıkralarla Türkiye. Güldürmeye devam edin, izleyin. İyi günler kurban. İyi günler. Kurban ben pire tozu satayım. Pireye birebir geliyor. Yok, istemiyorum. Ya kurban hemen istemeyeyim deme. Benim sattığım pire tozu piyasada yoktur. Pireye hemen yok ediyor. Ya istemiyorum dedim ya. Benim taza maza ihtiyacım yok. Hadi git buradan lan. Ya kurban. Tamam, doğruyu söyleyeceğim. Kurban, benim pire tozu falan sattığım yoktur. Senin evi kiraya vereceğini gazeteden okudum. Ya benim pireye karşı felaket alerjim var. Evi hemen kiralayacaktım ama evde pire olup olmadığını öğrenmek istedim. Vay. Ben eskiden güreş ederdim. Tam 10 kişiyi aynı anda böyle yere sererdim, kupas ederdim bunlar aşağı. Peki şimdi? Şimdi eski formum yok be. Ha böyle 7-8 bilemedin 9. Hem bu civarlarda benden daha iyi avcı yoktur ha. Geçenlerde kaplan avına gittim. Bir saatin içine böyle tak 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 20 tane kaplanı vurdum. Cemal, sen be geçen gün demedin mi? Ben 10 tane kaplanı vurdum. Ya, o şey canım. Hani ilk anlattığımda korkmayasın diye az dedim, 10 tane dedim de. Hem bir defasında elimlerden dondum. Ne oldu? Gittim ormana. Avlanıyorum, karşıma çıktı büyük bir ayı. Tam böyle tufu doğrultuyordum, ayı üstüme bir atladı. Pençeyi bir koydu arkama. Vay ayı oğlu vay. Bana mı dedin? Yok, ayıya dedim. Ha. Bak. Pençeyi vurdu tabi, tüfek elimden düştü ya. Ben de bir şey arayırım böyle. Bir baktım senin bas sevgililer gününe aldığı kemenci. Aldım kemenciyi, ayıya sardım sopayı. Kafasına kırdım kemenciyi. Ama o pençe izi hala da sırtımda duruyor. Cemal, ben şimdi çok üzüldüm biliyor musun? Yok, üzülme canım. O kadar önemli bir yara değildi. Ben üzülmüyorum ki. Neye üzülüyorsun? Sevgililer gününü aldım. Sen kemenceye sen girmişsin aynı kafasına. Ben ona ne kadar para vermiştim biliyor musun? Kaybeden adamı. Nasıl? Efendim çok güleceğiniz bir dilenci fıkrasıyla yolumuza devam edelim. İzleyin. Allah razı olsun. Allah razı olsun.
Allah tuttuğunu taşa altın etsin. E bakalım burası, helalinden 1 milyon. Al sana da helalinden bir dua. Allah razı olsun. Ne diyorsun? İşler iyi galiba. Yok yok, öyle idare ediyoruz işte. Nedir ağa kömlek? Yırtıldı. Atsana onu çöpe. Ulan Yunus, hiç kafan çalışmaya ya. Ulan avcı tuzağını çöpe atarsan ne lan avlanır? Nasıl? Ulan sakın yanlış bir şey yapmayın ha. Tamam mı? Hadi görüşürüz. Ya kurban kusura bakma. Çok acil bir durum vardı. Ya bir dakika telefonu kullanabilir miyim? Buyur. Sağ ol. Çalayım. Alo. Gülü. Ben kocan Haso. Ha. Ya sabahtan beri babayı arayayım. Ya yoktu. Ya aşağıdaki kahveye gideyim haber olsun ha. Sen nereye gideyim? Ha komşu selam söyle ha. Ya bak çok şekerli çay için orada çok şekerli çay içme. Gene tansiyonun çıkacak ha. Allah Allah ondan sonra hastanelerde uğraştırma bizi. Hadi bak. Hadi seni sevmiyorum hadi. Sağ olasın kurban. Önemli değil kırıl. Kurban. Ya çok acil, çok acil bir telefon görüşmesi yapmam lazım. Kullanabilir miyim? Acil durum. Vallahi sağ olasın. Hayat kurtarımı sayıyor. Alo? Ne yapayım ya kırım? İyi. Yok kahvedeydik vallahi. Ya tavlada gelmişim ya çok kızdı o yüzden. Niye? Ulan bana bak. Şişt. Bu bizim Diyarbakır maçı ne oldu? Ne bilir ya? Telefonla konuşayım görmüyor musun? Alo. He. Ulan sana demiyorum. He. Ulan 1-0 olsun bizim olsun. Oh be. Ya kardeşim. Hadi acele etsene. Görmüyor musun sen? Bir sürü sıra var ya. Efendim bu sefer İç Anadolu'dayız. Ah Kerim'cim ah! Askerliği bitireli tam 10 sene olmuş be! Ne dinledi ama değil mi? Vallahi doğru söylüyorum lan. Doğru söylüyorum Mehmet. Lan şeyi hatırlıyor musun? Bir gün koş adam akıllı temizlemedik diye komutan bize ceza verdiydi lan. Hatırlamaz olur muyum lan? Hatırlamaz olur muyum? Sabaha kadar bize patates soğan soydurtmuştu be. Vallahi lan. Lan diyorum ki Mehmet. Ama keşke o günlere geri dönebilsek. Keşke o zamanlarda olabilsek lan. Nerede? Ah o günlere bir geri dönebilsek neler yapardım? Nerelere giderdim? Vallahi bana öyle geliyor ki pek de bir yere gidip gelmezdin Mehmet. Kaç yıldır görüyorum biliyor musun? Şuradan Nevşehir'den kalkıp kaç zamandır ben yanına geliyorum Kayseri'ye. Bir gün olsun ahır edip de kendi başına çıkıp gelmiyor muyum ziyarete? Ya Kerim'cim, ya Kerim'cim bilmiyormuş gibi konuşuyorsun ya. İşten güçten başımızı kaldırdığımız mı var kardeşim ya? Ya bırak canım seninki de bahane şimdi. Bizim de işi gücü tarlayı tapanı biliyor musun? He. Sabahleyin traktörü atlayıp tarlanın bir ucundan girince öbür ucuna varana kadar akşamı yediriyor. Doğru söylüyorsun. Senin de işin gücün zor. Ama bizim de eski bir traktörümüz vardı öyle külüstür. Onu sattık, yenisini aldık, kurtulduk be! Dime lan! Ya Yunus, demek yengeden boşanıyorsun ha? Yani boşanmayan da ne yapayım kardeşim ya? Ya yengesi ne diyor ki boşanacaksın? Ya ne çoraplarımı yıkay, ne bulaşıkları yıkay, ne ütü yapay. La bir çay bile yapmayı be ya. Ula Yunus, senin niyetin anlaşıldı. Sen benden çay içmek istiyorsun ulan. Ne menfaatçı adamsın. Kahveci, iki çay yap bize. Hiç değişmemişsin Yunus. Hep menfaat, hep menfaat. Buyurun efendim. Tavşan kanı çaylarınız. Çay da tavşan kanı gibi ha. Ben o çayları çok güzeldi. Öyle bir tane içsin buradan, bir daha başka yerden çay içmezsiniz. Afiyet olsun. Sağ ol. Ulan bunlar nedir? Ulan bu nedir? Bulaşık suyu gibi bu. Ulan bu ne kadar boyatsaydı ulan? Ulan. Ulan garson! Kahveci!
Buyurun efendim. Ya bu ne biçim çaydı? Bu ne kadar bayattı? Ne bayatı ya? Taptaze çaydı. Ya bunun neresi tazedir? Sen bize dalga mı geçiyorsun? Ya kardeşim beğenmiyorsan verirsin parasını gidiyorsun başka yere çay içersin. Ha hesabı vereyim. He. Ah. Ulan ha bu ne du? Görmeyeyim misin? Para du. Ulan zamanla oninden mi geliyorsun? Bu ne bizim paradı ya? Ben bunu hangi çerize vereceğim? Sen ha bu çayları hangi çerize içiyordusan ha bu parayı alacak da bir çeriz sen bulursun. Merak etme. Nasıl? Kübete selamun aleyküm. Aleyküm. Oturun, oturun. Teyami neydi sen? Ne var ne yok? Ya bir görünsen bir kaybolsan. Afrika'ya ava gitmiştim. Afrika ne neden? Buraya yakın bir Teyami. Afrika çok büyük bir şehir. İnsandan çok hayvan var. Tek mi gittin? Bir şey avladın mı? Biraz hastaydım, evde yatıyordum. Bu ara telefon çaldı. Amerikanya eski başkanı Washington beni aradı. Dedi ki Teo, canımız sıkılır. Churchill'i, Hitler'i de aradım. Afrika'ya ava gidecek. Sen de gel gidelim. Dedim ki oğlum ben hastayım, gelemem. Yok dedi, gel. Açılırsan bir de temiz hava alırsan. Dedim ki pek kardeş, çıkayım gel. Eyvallah sen bu kardeş, sağ olasın. Neyse, Afrika'nın girişinde buluştuk. Oradan bir kahveden de birkaç kişi aldık ki eşyaları taşısınlar. Neyse, epey gittim. Havada sıcak kardeş. Geldik Tortum şelalesi gibi bir şelalenin yanına. Kenarına çadırları kurduk. Dedim ki yorulduk, avudan bir semaver çayı koyun da içelim. Karnımız da acıkmış. Lavaşay, mehçi bir peynir, bir de etraftan tere topladık. Ormanda tere de mi vardı? Tabii var. Bostan çok. Her ne ararsan var. Neyse, karnımızı doyurduk, tüfekleri aldık. Gidirik. Epey gittik. Gittik, bir ağaçtan bir ilan yenir ama kardeş. 40-50 metre var. Benim kettereyi çıkarttım, daha yeni kılavletmişim. Öyle nasıl ilanın kelleye bir cızık attımsa kelle yerde, gerisi ağaçta. Ola neyse, buradan ilerledik. Gidirik, baktım bir hışıltı. Ağaçtan bir tane çıplak herif yendi ama iri yarı biri. Ola dedim, burada da mı dilenci var? Elimi cebime attım ki para vereceğim. Dedi ki havalar sıcak, onun için böyle tuvalımı da gezdirem. Dedi benim adım Tarzan. Tarzan seni tanıdı, sen onu tanımadın he. Helal olsun vallahi Teyami. He öyle. Dedi ki Teyami, vallahi siz buralara kadar gelmişsiniz. İlla gideceğiz eve, yemek yiyeceğiz. Neyse, çıktık gittik kardeş. Bir kalın ağacın yanında durduk. He, ipten merdiven yapmış. Herif tak evini ağacın tepesine yapmış. Neyse, çıktık, karısıyla tanıştırdı. Adı Ceyin. He. Neyse, el ele cele bize ayran aşı, yumurtalı kıyma, bir de çiğ küfte yoğurdu. Peşine de kadayıf dolması arkadaş. Şimdi ayran aşı, yumurtalı kıyma, kadayıf dolması. Bunları Ceyin mi yaptı? He, Ceyin yaptı. Ki Ceyin'in dedesi Erzurum'da, Gürcü Kapı'da eskiden tablacılık yapılmış. Ben de yalan yok, hilaf da yok. Sonradan Afrika'ya taşınmışlar. He. Neyse, Tarzan da bize katıldı, çıktı hava kardeş. Gittik kurt, kuş, ayı, zürafe vurduk. Tarzan dedi ki, Teyami, bu kadar vurduk. Vuramadıklarımızı da ben vururam, kargoyla size gönderirim. Biz de gecikmiyak diye toplandık, geldik. Kampı da topladık, doğru terminale. Churchill, Hitler, Washington otobüslerine bindiler, kendi memleketlerine gittiler. Ben de geldim Hasan Gali'ye. Peki avladıklarından bize iş getirmedin?
Getirecektim da size, evden uşaklar hiç koyarlar mı? Bir de konuya komşuya dağıtmışlar. Sen de yalan yok, helaf da yok arkadaş. Günaydın İdris. Günaydın Cemal. La sabah sabah nereye gidiyorsun böyle? Oyunculuk dersleri almaya başladım. Haberin yok mu senin? Oyunculuk dersleri mi? He. Ulan bu yaştan sonra artist mi olacaksın? Ya cülme o bırak. Sen bu işlerden anlarsın. Ben sana bir mutlu insan taklidi yapayım. Sen bak gerçekçi olayım mı, tamam mı? Yap bakayım. Yaparım mutlu insan. Oldu mu? Çok yapmacık oldu. Tamam neyse. Ben zaten kursa geç kaldım. Ya Cemal, ben ha bu mutlu insan taklidini çok gerçekçi yapmam lazım da. Ulan ne adamsın ya? Sen zaten mutlu bir adamsın. Mutlu olmak için illa yani gidip kursuna mursuna mı gitmek lazım? Ya Cemal anlamayayım mısın? Kaynanam bu yaz tatilini geçirmek için bize geliyor. Ya ben kaynanamı ne zaman görsem suratım asidi. Fittiriyorum. Bizim karılanda papaz ölüyorum. Ya ben de bu yüzden mutlu insan taklidi yapmak için oyunculuk dersi alıyorum da. Nasıl? Yapamayız ama. Telgrafın tellerine kuşlarım kona. Ulan bu şarkıyı boşuna söylemiş olmayayım. Fikramızı izleyin, ne demek istediğimi iyi anlayacaksınız. Fikralarla Türkiye. Güldürmeye devam. Haso Bey, Ankara'ya Selo Bey'i bulması için gönderdiğimiz Feyzo Bey'den telgraf geldi. Salak, niye cep telefonuyla aramıyor ki? Nedir? Vallahi açmadım, açan mı? Ula dudun kabarttı. Haso Bey, yani siz. Devam et ula. Cep telefonumu kaybettim, stop. Selo Bey'in adresini de cep telefonuma yazmıştım, stop. Siz Selo Bey'in Ankara'daki adresini bilir misiniz, stop? Tamam, hemen cevabı yaz gönder. Evet, bileyim. Wait. Hoşçakalın. Eyvallah, sağ olasın İdris. Ula var ya, tam keyif adamısın ha. Böyle Cemil'le gezdin dünya, tekrar geldin memlekette. Ya o yolculuğa çıktığımız Cem'i batma tehlikesi atlattı İdris. Ula ne oldu? Ya yolculuk esnasında hanımla beraber kamerada uyuyordu, tamam mı? Tam o sırada Cem'i batmaya başladı. Hemen kaptandan bir anons geldi, tamam mı? Cem'imiz batmak üzeredir, yanınızda ne kadar ağırlık varsa hepsini denize atın diye. Biz de ne edelim, hanımla beraber çıktık güverteye, yanımıza ne kadar ağırlık varsa hani canımızı kurtaralım, attık denize. Sonra? Ya sonrası kaptandan bir anons daha geldi. Cem'de 200 kilo ağırlığında bir ayı bulunmuştur, sahibi kimdir diye. Ula aradılar, taradılar, bir türlü ayının sahibini bulamadılar. Birkaç defa daha anons yaptılar. En sonunda ayının sahibini bulamayınca ayıyı atmışlar denize. Ya yazık olmuş ayıya. Allah bilir kimin ayısıydı. O ayı bizim ayı. Sizin ayı mı? Ula sizin ayınız mı verdi? Yok ula kardeşim ya, benim kaynanam Fransa'dan gelirken bir tane çürk almış. O çürkle beraber binmiş gemiye, tamam mı? Kadıncağız güvertede çürk üzerinde uyuyakalmış. Zannetmişler onu, ayı atmışlar onu denize işte. Nasıl? Efendim, sıradaki fıkrayı izleyince hem çok güleceksiniz hem yepyeni şeyler öğreneceksiniz. Fıkralarla Türkiye. Güldürmeye devam edin, izleyin. Buyurun. İyi günler Sultan Bey, siz misiniz? He benim. Ben avukat Şeref. Ooo Şeref dadaş, nasılsın, iyi misin? İyiyim, sağ olun.
size kötü bir haberim var. Ne oldu? Kayınvalides. Yine olay çıkarttı he? Yok, dün gece öldü. Ya, çok sen la üzüldüm ya. Tüm mirasını vakfa bağışlamış. Size danışmadan bir şey yapamadık. Ne yapak? Gömak mı? Mumyalayak mı? Yakak mı? Emin olmak isterim. Her üçünü de yapın. Ney? Tartalım, tartalım. Sağlıklı yaşamışsın. Tartalım. Heh. Ben bir tartılayım. Ya sen de nasılsın? 80 kilosun kardeşim ya. 80 kilo. Formumu koruyorum tabii. Hadi gidelim. Geç bir de sen tart. Yok yok. Niye ula? Param yok. Hadi hadi geç ben ısmarlayacağım. Yok ula ondan değil. O tartı beni tartmaz. Niye şula? Ya benim bademciklerim şişmişti ondan. Nasıl? Efendim, Kayserili bacımın ev temizleme yöntemini izlediğiniz zaman gerçekten siz de şaşıracaksınız. İzleyin. Aman, kız bu ev işleri beni öldürecek ha. Sorma anam beni de sabahından kalk akşama kadar temizlik nereye kadar be? Kız öbürleri neyse de Allah'ları temizlemek benim canımı okuyor kız. Haklısın anam haklısın kız. Sen nasıl temizliyorsun bu halları? Şimdi ben bir sürü yöntemi denedikten sonra kocamı buldum. Veriyorum halıları, götürüyor bahçeye. Döve pırıl pırıl yapıyor vallahi. Ana! Bir taşla da iki kuş vuruyor biliyor musun? Nasıl kız? Şimdi bizimki onları döverken yoruluyor. Akşam eve bir geliyor, melek gibi oluyor vallahi. Ne diyeyim kız? Ula İdris, ya en son işlediğin cinayeti ve o cinayetten kaç sene yaptığını de bakayım bize. Ula uşakla, en son bizim mahalleye bir tane uşak dadandı, kızlara filan laf attı, onu ya böyle usttan aşağıya doğradım. Tam 24 sene yattım. Ula o da bir şey miydi? Ben bir cinayet olayında tam 5 kişiyi biçtim. 30 sene ceza yattım be. Peki sen Niyazi? Ben de beni en son kazıklayan bir adamı öldürdüm. Tam 6 sene yattım. 6 sene mi? Lan zaten bir sinek öldürdüm be 6 sene yatıyorsun da. Öyle demeyin uşaklar. 6 sene dedim eskinin 6 senesidir. Bucunun tam 36 senesine bedeldi be. Nasıl? Efendim İngilizler neden çok çay içerler? Hiç düşündünüz mü? Ama biz sizin yerinize düşündük, araştırdık. Yine çok güleceğiniz bir fikre var sırada, izleyin. Şeref Usta, İngiltere'ye de gittin. Gezdin, gördün, geldin. Yedigin, içtigin senin olsun. Hele anlat, ne yaptın, ne ettin? Ya neyini anlatayım kardeş? İngiltere soyuk mu soyuk? İngilizler İngiltere'den de soyuk. Peki ne yedin, ne içtin? Hani demiştin yediğin içtiğin senin olsun? Yav kardeş gene yediğin içtiğin senin olsun. Ben tatlarını merak ediyorum. Bak Şahmettin kardeş. Yıllardan beri hep merak edir durirdim. Bu İngilizlerin bu çay tiryakiliği nereden gelir? Gittim bir gün bir İngiliz kahvesi içtim. İçtiğime de pişman oldum. Sebebini de öğrenmiş oldum. Hemen ol. Kadime! Cemal! Sen çok güzelsin, biliyor musun? Sen de çok yakışıklı bir adamsın. Ciddi mi değilsin Fadime? Böyle yandan baktığımda aynı Brad Pitt'e benziyorsun. Pitt'e mi? Aşk olsun Fadime, beni Pitt'e mi benzetiyorsun? Ulan Pitt değil, Pitt. Hani Saniye'nin manitası var ya, sinema artisti o da. Ya plakaları da, böyle yanaş bağı da bir öpeyim seni. Olmaz. Ya böyle küçücük böyle uyundan. Evlenmeden olmaz.
Ya böyle bir kutu kapayım da gel. Ya olmaz diyorum. Anlamıyor musun? Evlenmeden öptürmem. Ben gidiyorum. Nereye gidiyorsun? Evlendiğin zaman ara beni, gelir öperim. Nasıl? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.